Üretra darlığı biliyorsunuz mesanede idrar birikiyor. Oradan çıkışta hemen çıkışında prostat var. Ve e, idrar kanalı ki mesane çıkışına biz üretra e, diyor tıp hekimleri. Şimdi prostat büyüdüğü zaman ne oluyor? Buna baskı yapıyor. Yani daralıyor ve siz normal idrarınızı tam yapamıyorsunuz. Ne bileyim bir Türk kahvesi fincanı kadar bir 25-30 cc yapıyorsunuz. Tam boşalamadığı için mesane bir bakıyorsunuz 20 dakika sonra bir daha filan. Şimdi bu zor tabi. Burada yapılacak olan şeyi söyleyeyim ben değerli izleyicilerimize. Bakın Mühim olan bir rahatsızlığı öncelikle önleyebilmektir, kontrol altına alabilmektir. Bu birinci şart. Yani siz ondan sonra e, bitkisel kürleri uygularsınız. Yalnız beslenme çok önemli. Yani beslenme ile hastalığınızı kontrol edilebilir hale getirebilirsiniz. Şimdi kişi yüksek tansiyon hastası en basit örnek. E, tuzlu yerse tuzu çok seviyorum deyip bol tuz ekerse tansiyon yük demek ki yüksek olacak. Demek ki siz gıdanıza dikkat ederken e, kendinizi de koruma altına almış oluyorsunuz. Yani tuz sıfır tuz da olmaz. Zaten her şeyin içinde tuz var. Yani ekstra bir tuz serpmediğiniz takdirde tansiyonunuzun yükselmesini önemli ölçüde beslenmeye bağlı ...ne yapıyorsunuz? İşte önlemiş oluyorsunuz. Veya buna da bir destek olarak... ...bir takım bitkileri kullanırsınız. Ve böylece... E, ...uzun vadeli kullanılan... E, ...bu ilaçlar... ...tıbbi ilaçlar biliyorsun... ...yan tesirler yapıyor. Yan tesirin dışında dokularda ve organlarda... ...ne yapıyor? Tahribat yapıyor. İşte... Bu sayede ne yapıyoruz? Hem beslenmenize dikkat ederek rahatsızlığınızı kontrol edebiliyorsunuz, kontrol altında tutabiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Beslenme çok önemli ve beraberinde de bir bitkisel kürle de bunu desteklediğiniz zaman Allah'ın izniyle birçok rahatsızlığı kökünden de çözebiliyorsunuz. Yani tamamen ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bir, üret radarlığı olanlar mesela bak beslenme diyoruz değil mi? Acı baharat tüketmeyecek. Pul biber böyle seviyor. Karabiber. Bunlar üret radarlığında e, müthiş etkili. Azdırıyor yani. Kahve. Bak çayda bir sorun yok. Günde bir tane kahve içebilirler. O dahi etkiliyor üretrayı yani. Dolayısıyla burada önereceğimiz bitkiyi söyleyeyim kendilerine. Yakı otu var. Bak birincisi yakı otu. Yani sitemize de girip baksınlar. Orada önerdiğimiz şeyler var. Bunun dışında Hüseyin yani bu damlatma problemine karşı ben bunu öneriyordum ama şunu söyleyebilirim. Kurutulmuş kiraz sapı 25-30-35 tane kurutulmuş kiraz sapını ne yapacaksınız? Böyle 150 mililitre suda kaynatacaksınız ve ılımaya bırakacaksınız. 5-6 dakika kaynattıktan sonra ılımaya bırakın ve ılıdıktan sonra ama sıcakken değil ha baştan da değil kaynatmadan önce de değil. Ne yapıyorsunuz? O zaman 3-4 damla hatta 5 damlaya kadar çıkabilirsiniz. Taze sıkılmış limon suyu ilave ediyorsunuz ve bunu içiyorsunuz. Bu üret radarlığına karşı hem önleyicidir hem koruyucudur. Değerli izleyicilerimize ben çok basit pratik bir bilgi vereyim. Acı baharattan açıldı diye. Bak şunu yapacaksınız. Diyelim ki sofrada acılı baharatlı bir şeyler var. Yani canınız da çok istiyor. O acılı yenmezse de lezzetini alamayacaksınız filan. Bir de çok acılı olursa artık tadını da alamazsınız. Dilinizi uyuşturuyor yani. Yapacağınız şey şu. Acının şeye zarar vermemesi için yandı diyorlar ya böyle evet. düşünün yapacağınız şey nedir? Bir tatlı kaşığı zeytinyağı alacaksınız yemekten önce onu yutuyorsunuz. Hatta bir iki yudum da su alabilirsiniz. İşte bu acının emilimini büyük oranda engelliyor. Yani. Bak, acı biber yer vatandaş hani dilim yanıyor der. Halbuki o yangı değil, yanma hissi değil o, ağrı hissidir. Yani dildeki o dilim yandı, yakıyor ağzımı dediğiniz şey oradaki ağrı reseptörüdür. Siz onu normalde ağrı olarak etkisi öyle ama biz yanıyor diye bunu tarif ediyoruz. Dolayısıyla bu birebir. Bir de ne yapıyorlar? Yandı mı su içiyor. Aa babam su. Evet. Faydası yok. yok. Çünkü kapsaisin suda çözünmez. Nerede çözünür? Yağda çözünür. Yani bir çay kaşığı ağzınıza zeytinyağı alın hemen o yangı geçer yani. Ama adam yanıyor hocam hakikaten. Evet. Bana öyle bir genelde bizde şöyle bir şey var insandan insana değişiyor. Bazısı çok acı yiyebiliyor çocukluğundan itibaren mesela alışmış özellikle Hı. Güneydoğu Anadolu yöremizde alışmışlar mesela. Diyor ki sen bunu yiyemezsin her şey bu inatlaşmayla başlıyor hocam evet. yer misin yemez Öyle bir tane öyle bir girdik iddiaya ya hocam dudağım şişti dudağım dilim şişti ben böyle bir acı görmedim. Tabii şimdi şöyle bakın burada acılığı veren şey yani acı biber dediğimiz şeyde kapsaisindir. Ancak kapsaysinde e, bu tükettiğiniz biberin içerisinde yetiştiği bölgeye göre... Farklı sekonder metabolitler de beraberinde olabiliyor. Bu aynı zamanda ne yapıyor? Alerji yapıyor. İşte dudağım şişti dediyor. Nasıl patlıcan alerjisi varsa e, onun gibi veya ceviz alerjisi var, fındık alerjisi var. Yani bir gıda alerjisinden dolayı. Dolayısıyla acı baharat üreticilerliğinde buna dikkat etsinler. Bir de ne öneriyoruz? Şüphesiz ki brokoli. Yani burada e, brokoli hem PSA değerinin düşürülmesinde hem de üret radarlığında büyük oranda yardımcıdır. Çünkü siz bakın prostata yapılan her türlü baskı kabız oluyorlar prostata baskı yapıyor o. ne oluyor hem PSA değeri e, yükseliyor deoutta e, üretra üzerinde de olumsuz etkisi oluyor. Bak bu arada bir şey söyleyeyim değerli izleyicilerimize. 50 yaşından sonra %50 erkeklerin prostat iyi huylu prostat büyümesi ve buna bağlı olarak nedir? İşte e, idrar yapma zorluğu, idrar yaparken yanmalara neden olabiliyor. Şu bu fakat dünyada şimdi yeni bir teknoloji geliştirildi. Hüseyin onu söyleyeyim. Yani en bir dakika içerisinde prostatla ilgili şikayetler ortadan kalkıyor. Yepyeni bir teknoloji bu. Nedir hocam? Bu Steamjet diyorlar. Avrupa'da bu geliştirildi. Bir dakika sürüyor. İyi huylu prostat büyümesi. Yani burada değişik teknolojiler var. Ee, işte ne bileyim bu işi uzmanıyla konuşacaklar tabi. Yani e, biz sadece burada genel kültür anlamında evet. bilgi veriyoruz. Embolizasyon var. İşte e, ne bileyim lazerle olanlar var. Filan değişik veya tur dedikleri prostatın içini sıyırma gene aynı yöntem. Fakat bu çok yeni yani gazetelerde manşetti bu Avrupa'da. Çok yeni geliştirilmiş. Steamjet buhar gönderiyor. Buharla ve bir dakikada prostatın içini hallediyorlar. Ve tekrar orada doku çıkmıyor. Hmm. Yani e, inşallah yani doktorlarından görüş alsınlar. Bilgi alacaksınız. Yani bunu e, bu yeni bir şey. E, onun için eee Avrupa'nın sayılı gazetelerinde bu manşet bir ay önce yani yepyeni bir şey diye işte bir dakika içerisinde yani şey de yok. Daha sonraki komplikasyonlar yaşanmıyormuş şu bu. Bak benimki sadece şey Bil e, bilgi. Bir genel yani, bilgi evet araştırınca doğrusuna Araştırın, üroloğunuzla konuşun. Yani e, bugün Türkiye'de her türlü yöntem var. Yani yok yok embolizasyon de var. İşte e, efendim <laughs> e, lazer teknolojisi diyorsunuz var. E, ne isterseniz holmiumlu olanları bile var. Burada en doğru bilgiyi size en uygun olacak hangi teknoloji ise bunu doktorunuz karar veriyor. Yani her teknoloji her şeye uygulanır diye bir kural yok. Benimki sadece böyle şeyi söylemekte. Evet üret radarlığında bu acı baharat yok Hüseyin bak beslenme. Yani şikayetinizi kontrol edilebilir duruma getirmek.